Bebekçi gazete'den Çağla Şahin yazdı. Hürriyet Köylüsü, sesimizi duyan yok mu? Geçtiğimiz günlerde Karacabey'e bağlı Hürriyet köyünün yaşadığı mağduriyeti köşeme taşımıştım. Bunun üzerine birçok duyarlı insanımız konuya tepki gösterdi. Nasıl böyle bir şey olabilirdi? Yıllarca çalışıp didinip yurt yaptıkları bu yerler nasıl oluyordu da Karacabey Belediyesi tarafından satılabiliyordu? Hürriyet köylüler azimle hak mücadelelerine devam ederken çalmadık kapı bırakmıyorlar. O siyasi parti bu siyasi parti demeden derman olur belki diye hepsine dertlerini anlatıyorlar. Konunun asıl muhatabı Karaca Bey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de görüşmek istiyorlar. Ancak şu ana kadar başkandan geri dönüş gelmediğini söylüyorlar. Hafta içi Hürriyet Köyü'nden Bayram Bey ve Mukaddes Hanım gazetemize geldiler. Geliş amaçları haberlerini yapıp seslerini duyurduğumuz için teşekkür etmekmiş. Öyle kibardılar ki. Gerçekten çok duygulandım. Böylesine vefalı insanların bu duruma düşmelerine ve muhatap bulamayarak sorunlarının çözümlenememiş olmasına daha da üzüldüm. Konuşmamızın bir yerinde "Sizi bu süreçte en çok üzen ne oldu?" diye sorduğumda Bayram Bey şöyle cevap verdi: "İnsan yerine koyulmamak, yokmuşuz gibi görmezden gelinmek. İnanın bunca haksızlığa rağmen belediye başkanı gelip uzlaşmaya çalışsa veya hükümet kanadından bizim mağduriyetimiz için özür mahiyetinde bir söylemde bulunulmuş olsa" biz içimiz yanmasına rağmen haklarımızı savunmaktan bile vazgeçebilirdik, dedi. Evet, mesele hak sahipleriyle muhatap olmaya bile tenezzül etmemek, yoklarmış gibi davranmalarıydı onların en çok gururunu inciten. Sohbet sırasında merak ettiğim soruları da sorma fırsatım oldu. İlk olarak şunu sordum. Bu mücadelenize ne zaman ve nasıl başladınız? Bu tasarı 2014'te yasallaştı. 2016'da ilk satış gerçekleşince biz uyandık. Yani o tarihe kadar ne biz ne muhtarlarımız bu şekilde arazilerimizin elimizden alınacağını bilmiyorduk. Nasılsa tapularımız ve bankaya ödediğimiz dekontlarımız vardı. 1978 yılında köy tüzel kişisine köyün yararına şahsi mülkümüzden bıraktığımız yerleri gün gelip birilerinin elimizden alabileceğini düşünemezdik ki. İlk davayı o zaman mı açtınız? Evet ama teminat bedelleri çok ağırdı. Bu yüzden teminatlı davayı açamadık yani avukat vesaire gibi ücretler sebebiyle. Biz yine de davayı açtık ama reddedildi. Sonradan yürütmenin durdurulması davası açtık. Ama bu kez de 6.360 sayılı kanuna göre haklarınız devrolunmuştur denilerek yine reddedildi. Sonrasında yıllarca süren mücadelemiz devam etti. Haymakama, belediyelere, milletvekillerimize defalarca gittik. Sağ olsunlar CHP Bursa milletvekilleri konuyu meclise bile taşıdı. Hatta önceki dönem bakanlarımızdan Turhan Tayan bu konuyla çok ilgilenmişti. Son konuşmamızda, o dava benim davamdı. Yaşım gereği yürütemedim. O dava bir hak davasıdır, alın teri vardır, ah vardır. Sakın vazgeçmeyin, dedi. AK Parti milletvekillerine de ulaştık. Kendilerine durumu Cumhurbaşkanımıza iletmeleri için ricada bulunduk. Ama her seferinde topu birbirlerine atarak söyleyemeyiz dediler. Alinur Aktaş'a da ilettik. Onun cevabı da Karacabey Belediyesi ile halledin oldu. Peki bunca yer satılırken maddi olarak size verilen hiçbir şey olmadı mı? Şöyle ki 2006'da mera alanlarımızdan yüksek gerilim hattı veya botaş geçtiğinde geçiş hakkı olarak muhtarlığımıza kullanım hakkı olarak bir miktar para verildi. Ne kadar ve neden aldığımızla ilgili belgelerimiz elimizde. Ama satılan arazilerle ilgili bir ödeme asla olmadı. Son olarak şunu sordum. Şimdi sorun ortada. Zaten yıllardır bu mücadelenin içindesiniz. Çözümün de ne olacağını biliyorsunuzdur mutlaka. Sizce bu mağduriyetiniz nasıl çözülebilir? Hukukçular bu kanun maddesiyle ilgili nasıl bir yol izler bilemiyorum. Ama şunu yapabilirler, 6.360 sayılı kanunun birinci geçici maddesine göre 12. fıkrada yer aldığı üzere köy tüzel kişiliğinden kendi sürülebilir veya şahıstan geçme mülklerin iadesi olarak eklendiğinde, belediye de buna uymak zorunda kalacaktır. Aslında AK Parti milletvekillerinden biri konuyu önemseyip araştırsa ve Cumhurbaşkanımıza detaylarıyla anlatıp köylülere yapılan bir hata olduğunu iletse. Üstelik kendi okulunu, camisini, merasını yapmış tek örnek köy olduğumuzdan haberdar etse inanıyoruz ki sorun çözülecektir. Hürriyet köylüleri satılan onca mera alanlarından sonra şimdi de evlerinin ve mezarlıklarının olduğu arazilerin de tehlikeye girdiğini öğrenince bir kez daha yıkılmışlar. Çünkü bu kez de köyün üzerinden bir takım yol çalışmaları, altından ise tünel geçişi, ayrıca hemen yanlarında liman çalışması, trans merkezi ve lojistik alan vs. gibi yeni projelerin başlayacağını öğrenmişler. Bu konuyla ilgili de şöyle bir zerzenişleri var. Yapılan hiçbir şeye karşı çıkmıyoruz. Hatta köye ihtiyacınız varsa biz tüm köyü boşaltıp verelim. Ama konu bu değil ki. Konu fırsat alanı yaratmaları. En son 146 dönüm yerimizi 72 milyona sattılar. Yani biz burayı satıyoruz ama 200 bir hanenin hakkı var. Biz bunun 15 milyonlu kişilere değil, köyün yararına kullanılmak üzere muhtarlığa verselerdi bizim tavrımız da daha farklı olurdu. Çünkü biz bu köyü maddi manevi neyimiz varsa ortaya koyarak aldık. Fakat onlar hiçbir emek vermeden bizim arazilerimize el koyup kar ettiler. Burada bizim en çok canımızı yakan da işte bu. Bizi görmezden gelmeleri, hiçe saymaları. Konuşulanları gözyaşlarıyla dinleyen mukaddes hanımın söyledikleri de bu insanlarımızın aslında dertlerinin parayla ilgisinin olmadığını kanıtlıyordu. Bakınız ne anlatıyor mukaddes hanım. Biz burada doğduk, büyüdük, ev bark yaptık. Dedelerimizi, ninelerimizi burada gömdük. Yurt dışına giden kardeşlerimiz bile öldüklerinde burada gömülmeyi vasiyet ettiler. Yaşlı annem boynu büküp bana bakarak soruyor. Kızım öldüğümde beni şimdi nereye defnedeceksiniz? yıllardır süren bu hak mücadelesine ses olmaya çalıştığımız hürriyet köylülerinin son sözü ise. Sesimizi duyan kimse yok mu? Sesli köşe yazıları dinlemek için Toler Medya'yı takip edin.